4. yüzyılın sonlarına doğru, sonlarında diyelim yani 390'lı yıllarda arkadaşlar, İmparator Theodosius Roma İmparatorluğunu bölüyor. Konstantinopolis hali hazırda imparatorluğun başkenti. Konstantin şehri 324 senesinde başkenti ilan etmişti İmparator Konstantin. Şehir ondan önce Bizantiyon olarak bilinmekteydi. Ama 5. yüzyıla girilirken Doğu ve Batı Roma İmparatorlukları birbirinden resmi olarak ayrıldı ve birbirlerinden bağımsız olarak yönetilmeye başladılar. Daha sonra Batı Roma İmparatorluğu da yıkılıyor. Şunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Batı Roma'nın yıkılışı bazen ortada bir yönetimin yani bir krallığın kalmamasıyla açıklanır. Aslında bunun gerçekle uzaktan yakından bir ilgisi yok arkadaşlar. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılma nedenlerinden biri Cermen kabilelerinin bitmek tükenmek bilmeyen saldırılarıydı. Ve Batı Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra bu toprakların büyük kısmı Cermen kabilelerinin yönetimine geçti. İtalya Yarımadası'nda ilk olarak Odoacer Krallığı hüküm sürdü. Ama sonra özellikle de 5. yüzyılın sonlarına doğru bu bölgede Ostrogotlar Krallığı hakimiyet kurdu. Ostrogotlar Doğu Gotları demek. Yani Doğu Cermen kabileleriydi bunlar. Burada yani Kuzey Afrika'da da Vandallar vardı ve onlar da bir Cermen kabilesiydi. Burada İber Yarımadasında ise Vizigotlar bulunuyordu. Vizigotlar Batı Gotları demek, yani onlar da bir Cermen kabilesiydi. Burada e, arkadaşlar Burgundililer ve Frankler vardı. Fransa sözcüğü Franklerin ülkesi anlamına geliyor. Tekrar ediyorum, tüm bu kabileler Cermen kabileleriydi ve önceden Batı Roma İmparatorluğuna ait olan toprakları ele geçirmişlerdi. Şimdi, haritada gördüğünüz üzere sadece Batı Roma yıkılıp dağılmış ve büyük oranda bu Cermen kabilelerinin eline geçmişti. Başkenti Konstantinopolis olan ve Bizans İmparatorluğu olarak da bilinen Doğu Roma İmparatorluğu ise varlığını sürdürmekteydi. Ve az sonra göreceğimiz gibi Bizans İmparatorluğu yaklaşık e, sonraki bin yıl boyunca var olmayı sürdürecek. Fakat bölge üzerindeki önemi bu süre zarfında gittikçe azalacaktı. Bizans İmparatorluğu son büyük atılımını İmparator Justinianus zamanında gerçekleştirdi. Justinianus, amcası ve kendinden önceki imparator olan Justinus'un yardımlarıyla 527 yılında tahta geçti. Ve Cermen kabileleri tarafından işgal edilen toprakların büyük kısmını geri almayı başardı. Bizans İmparatorluğu Justinianus'un hükümdarlığı sırasında Haritada da gördüğünüz gibi İtalya yarımadasını ve Kuzey Afrika'nın büyük kısmını yeniden topraklarına kattı. Ama işler Justinianus için her zaman kolay gitmiyordu. Tahta çıktığı ilk yıllarda ve hükümdarlığının son yıllarında büyük zorluklarla karşılaştı. 532 yılında Konstantinopolis'te yani başkentte ciddi bir isyan baş gösterdi. İsyan savaş arabası yarışları yüzünden çıkmıştı farklı savaş arabası takımlarını destekleyen çeteler ülkede bir kargaşa çıkartmış. Sonra bu kargaşa Justinianus'a yani imparatora karşı topyekün bir isyana dönüşmüştü. Justinianus ve danışmanları al aşağı edilip öldürülmekten korkuyorlardı. Konstantinopolis'i terk etmeyi düşünüyorlardı. Ve Justinianus tahta çıkalı daha sadece 5 yıl olmuştu. Takvimler 532 yılını gösteriyordu. Bu noktada eşi İmparatoriçe Theodora kaçış fikrine karşı çıktı ve böylece tarihteki önemli aktörler arasına girdi. Justinianus ve danışmanlarının devrilmek ve öldürülmek korkusuyla şehirden kaçmayı planladığı bir sırada Theodora o meşhur konuşmasını yaptı. İşte İmparatoriçe Theodora'nın o meşhur konuşması. Hali hazırdaki vaziyet bir kadını Erkekler meclisinde konuşmaktan men eden töreye uymama müsaade etmeyecek kadar ciddi. Menfaatleri mutlak bir tehlikenin tehdidi altında olanlar sadece en akıllıca olan hareket şeklini düşünmelidir. Töreleri değil. Fikrimce doğru hareket şekli bizi emniyete taşıyacak olsa bile firar değildir bu dünyaya gelmiş bir insanın ölmemesi imkansızdır. Ama hüküm sürmüş bir insan için firari olmak da tahammül dahilinde değildir. Bu mor kaftandan hiçbir vakit mahrum bırakılmayayım, mor kaftan imparatoriçe için hanedan üyeliğini temsil ediyor bu arada arkadaşlar, ve beni görenlerin bana imparatoriçe diye hitap etmediği günü görmeyeyim. Kendinizi kurtarmak niyetindeyseniz, Burada Justinianus'a ve Justinianus'un danışmanlarına söylüyor. Kendinizi kurtarmak niyetindeyseniz efendim, bunda bir zorluk yok. Zenginiz. İşte deniz orada, gemiler orada. Ama bir an durup düşünün, emniyetli bir yere kaçtığınızda böyle bir emniyettense ölümü seve seve tercih etmeyecek misiniz? Bana gelince ben, hanedan moru tabut örtülerinin en asilidir diyen atasözüne katılıyorum. Yani, Kaçak olup hayatımın geri kalanını iyi kötü rahat içinde yaşamaya çalışmaktansa imparatoriçe olarak ölmeyi yeğlerim." diyor ve Justinianus'u ikna etmeyi başarıyor. Yani burada aslında arkadaşlar yine bakın kadın figürünün ve kadının tarihte ne kadar önemli bir yer kapladığını da görüyoruz. Bunu da ben eklemek istedim ve e, böyle erkek egemen bir politik dünyada yine e, belirleyici kararı veren, etkileyen bakın görüyorsunuz kadın oluyor. Bu da ne kadar önemli bir şey Unutmayalım lütfen bu örneği. İsyanı çok e, şiddetli bir şekilde Justinianus sonrasında bastırıyor ve isyancılardan 30 bin kişiyi öldürüyorlar. İsyan sırasında Konstantinopolis'in büyük kısımı şehrin başlıca kilisesi olan Ayasofya'da dahil olmak üzere Ayasofya'da yani dahil bu da dahil olmak üzere onlara saldırılar saldırırlar, düzenliyorlar ve yakıyorlar. Yani Ayasofya'da yanıyor arkadaşlar ve Ayasofya'nın yeniden inşa edilmesi emri Justinianus döneminde veriliyor. Yapı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen İstanbul'da halen varlığını sürdürüyor. Siz de biliyorsunuz. Belki gezenleriniz, görenleriniz de olmuştur. Fetihten sonra camiye çevrilen Ayasofya bugün müze olarak hizmet veriyor. Ayasofya'nın kelime anlamı kutsal bilgeliktir arkadaşlar. Felsefe sözcüğünün etimolojisine bakarsak da yine bilgelik anlamındaki Sofya sözcüğünü görürüz. Felsefe yapan anlamına gelen filozof ve feylesof sözcüklerini de burada hatırlatayım. Evet, Justinianus'un muhtemelen en meşhur icraatı daha iyi bir kanunname hazırlamaya çalışması oldu. Roma İmparatorluğunda kanunlar vardı tabi ama Justinianus hukuk uzmanlarını gönderip onlara ülkedeki toprak kanunlarını toplattı. Amacı tutarsız kanunları feshedip yerlerine tutarlı olanları koymak, gerekirse yeni kanunlar yapmaktı. Tahtta kaldığı süre boyunca bunu yaptı ve bu kanunları yaydı. Genellikle Justinianus Kanunları olarak bilinen bu yasalar, sonraki 900 yıl boyunca Bizans İmparatorluğu topraklarında etkili olacaktı. Hatta bu kanunlar nispeten yeni sayılabilecek hukuk ekollerini bile büyük ölçüde etkileyecekti. Daha önce de söylediğim gibi Justinianus'un hükümdarlığı Bizans İmparatorluğu'nun zirve noktası olarak kabul edilir. Justinianus'un hükümdarlığının ikinci yarısında işler biraz kötüye gitmeye başlamıştır. Devlet sonraki 900 yıl boyunca sürekli bir gerileme yaşayacaktır. 540'larda Bizans İmparatorluğu'nda ciddi bir veba salgını baş gösterdi. Bazı kaynaklara göre Konstantinopolis nüfusunun yaklaşık %40'ı öldü. Yani Bizans İmparatorluğu nüfusunun önemli bir kısmı hayatını kaybetti. Bu, ülkeyi çeşitli Cermen kabilelerinden gelen saldırılar açık hale getirdi. Justinianus'un hükümdarlığı boyunca ve sonrasında doğudaki Sasani İmparatorluğu'yla sürekli bir gerilim ve çatışma hali söz konusuydu. Daha sonra özellikle de 7. ve 8. yüzyıllarda İslamiyet'in yükselişi başladı. İlk İslam devletleri Sasanileri mağlup etmeyi ve Bizans İmparatorluğu'na önemli ölçüde zarar vermeyi başardı. Hatta daha sonra İber Yarımadası'ndaki bazı Cermen krallıklarını bile mağlup edebildiler. Ay söyleyemedim. Bu arada şu an 8. yüzyılın ortasındayız. Daha da ilerlediğimizde bu gerilemenin devam ettiğini görüyoruz. Burada Müslüman Türk beylikler Bizans topraklarını fethetmeyi sürdürüyor. Ta ki 1453'e kadar. Bu tarihte zaten Osmanlılar Konstantinopolis'i fethediyor ve şehir İstanbul oluyor.